dediğimiz şey bu net işte yaşlanmak, olgunlaşmak, şöyle olmak. Onlar hep şunu koyuyoruz, yaşlı olmak, oradaki bakı, hani olumsuzluk makı değil, ek makı olmakla veriyoruz. Aklınızda bulunsun ek makı. Ondan sonra böyle. Çok da kullanırız, hani gayet yaygın kullanılan bir böyledir. Nazar nasıl? Nefesinle nefes. Böyle kullanılabilir, sorun değil, anlaşılır. Ama ne, daha eklerini nasıl yapıyorduk biz? Beraberle yapmaya çalışıyorduk. Size ek grafiği çizdim mi ben? Hayır. O çok büyük sıkıntı zaten. Tamam, onu çizeriz bir dahaki pazartesi, unutturmayın bana. Nazarı bir daha gösterir misiniz? He? Nazar. Onun parmakları güzel. geçmiş, yıllar geçmiş dendi. Siz yıllar bitmiş yaptınız. Bitmiş olur. Yani bir şey değiştirmiyor ama geçmiş işaretimiz de var değil mi? Hatırlıyorsunuz. Geçmek diye bir işaretimiz. Yıllar geçmiş diyebiliriz. Hani bitmek de olur mu? Cümle gelişiyle oluyordu. Ben cümleyi şimdi tam hatırlamıyorum da oluyordu. Öyle not almışım. Koymalıyız. Adını aşk koymalıyız. Koymak diye bir işaretimiz vardı bizim ama genelde biraz daha somut kullanılır. İşte bardağı masanın üzerine koymak, işte sandalyeyi kenarıya koymak şeklinde koymak, ne bileyim işte yemeğe tuz koy falan şeklinde, hani tencerenin içine işte soğanı koy, karıştır tariflerde. Koymayı bu şekilde kullanırız. Burada adına aşk diyelim demek mantıklı bir dönüşüm. Zaten demekle değiştirdiler çünkü. Kıymet diye bir işaretimiz var mıdır? Vardır. Vardır. Kıymet diye bir işaretimiz var mıdır? Vardır, evet. Kıymet denilen işaretimiz şu şekilde altınla ortak kullanılır ama bu genelde maddesel kıymettir. Yani zaten altın maddesel bir kavramdır. Orada şey yapalım, sen benim için çok kıymetlisin diyemeyiz mesela. Önemlisin diyebiliriz. Hani o anlamda, soyut anlamda kullanamıyoruz kıymeti. Aklımızda bulunsun yine. Her önemli yeni baştan diye bir işareti tekrar diye değişmiş. Gayet de uygun bir değiştirme. Bu kimin çevirisiydi? Bir çiftçi var. Aynı yerde var.